Biz boşuna demiyoruz Jüpiter'den Mars'a, Edirne'den Kars'a herkese selam olun diye. Aynen öyle, biliyor musun? Biraz Çok kafa boşluğu şükür. ayarlar mısın canım benim? Benim dilimde tüy bitti. Kadrajını ayarla demekten. Gerçekten ya. Bak, bu iş ne zaman çözülecek biliyor musun? Ocak ayından itibaren ben bunu algılayacağım ve ona göre hareket edeceğim. Sen o tatlı uyarılarına devam et ama benim de kulaklarım çökmüş sevgili Nurviray. Gerçekten Evet. mi? Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Bir ay antibiyotik dönemindeyim. Bir de retrolarla beraber esasında herkes gibi bizler de bu gökyüzünden etkileniyoruz. Benim kitap kapağımda arka kapağı süsleyen sevgili Layla vardı. Beyaz TV'ye de geldiğimiz dönemde o pofidik minnoş Olcay'ımın yavrusunu kaybettik, patisini kaybettik. Böyle garip bir dönemden geçiyoruz ama Allah güç verecek, kuvvet verecek. Bu dönemi hep beraber atlatacağız. Herkes bir derbeder, herkes de bir sorun ve problem. Sen nasılsın? Valla iyi demek adettendir. Tabii ki aslında yani hepimiz çok çektik. Hepimiz çok zorlandık. Zorlanmaya da devam ediyoruz. Seni o yüzden bugün canlı yayına aldım. Şöyle daha yeni yıl gelmeden yeni yılın ilk haftasında neler gelecek başımıza, nelere dikkat etmemiz gerekir tek tek söyleyelim. Ama buna geçmeden önce yeni yıl müjdelerle geldi sevgili canlar. Biliyorsunuz geçen hafta astrolojik harita kazanan seyircilerimiz oldu. Onların hemen isimlerini açıklayalım. Emel Tuncay, Habibe Poyraz, Yusuf Yıldırım. Emel Tuncay, Habibe Poyraz, Yusuf Yıldırım. Astrolojik haritamız size geliyor. Yetmedi. Tarot açılımı hediye ettik 3 takipçimize. Seda İşen, Hatice Gülcener, Güler Gürsu. Tekrar ediyorum. Seda İşen, Hatice Gülcener, Güler Gürsu. Tarot açılımı kazandı. Peki kitabı kimler kazandı? Melike Öztürk, Murat Saygın, Zahire Aydın. 3 takipçimiz de kitap kazandı. Ya. Vedat Delek, Her Eve Gerek. 2 Ocak, 8 Ocak. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Herkes kemerlerini bağlasın. İnanılmaz tarihler geliyor. Herkesin hayatında yer yerinden oynayacak sevgili Vedat bilinmeyenleri anlatacak bize. Vedat'cığım, önce genel bir uyarıyla başlayalım. Yani genel bir uyarı. Esasında yılbaşına geçtiğimiz haftadan uyarılarımızı yapmıştık. İki kişisel gezegen. Biri dürtülerimizi yöneten, biri de aklımızı ve zihnimizi yöneten iki gezegen çığırından çıkmış bir şekilde hayatımızı negatif anlamda bir takım olaylar, yani olaylarla ilgili gecikmeler, geçmişi önümüze seren bir takım diyaloglar, la hayatınızı esasında şöyle bir kapımızı çalıyor. Diyor ki bak sen şuralarda yanlışsın. Buraları sağlam örmemişsin. Bir dikkat et. Tabii ki iki kişisel gezegenin retroda olması inanılmaz derecede bizi etkiliyor. Ama tabii iki şunu da söyleyeyim. Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber esasında altı tane burca da parasal anlamda aşkla ilgili konularda bir takım artılar getirecek. Süper. Esas bol doğum haritası retroda olan kişilere yarayacak olan bir hafta. Yani dünyada yaşayan %20, %30'luk bir kesim için hayat muhteşem ilerlerken %70'lik kesim içinde bir takım farkında varmak adına bizi hayatımızı etkileyecek. Özellikle 7 Ocak biraz daha sakin kalmamız gereken bir süreçle beraber 6 ve 7 Ocak'ta bitki bakımı, çiçeklerin sulanması ile ilgili son derece olumlu bir tarih. Burayı hanımlar özellikle son derece bu tarihi kullanabilirler. Ayol, Burç ben bitki durumları bakımımı ne yapayım? Ben bana ait bakımları söylesin. iyi bir şeyle geleyim dedim ben. Bakımı diyor ev. Tamam, işte evdeki çiçekleri sunuyoruz. Sen bize tarihler söyle. Ay, hepsine özel özel tarihlerimizi çıkarttık. Ve bununla beraber 5 Ocak, 6 Ocak tarihinde de özellikle Boğa burçlarına, Evet.
yani yengeç burçlarına, başak burçlarına, akrep burçlarına, oğlak burçlarına, balık burçlarına sürpriz gelişmeler gelir. Beklenmedik yerlerden. Bunları teker teker burç yorumlarında sizlere anlatacağım. Oraya bakmak lazım. İstiyorsan burç yorumlarına geçelim ama lütfen dikkatli ve temkinli olmamız gereken bir hafta içinde, 12 burç içinde bir süreçle karşı karşıyayız. Sağlık çok önemli olacak. Sağlık ve ilgili konular ve esasında agresif, agresyonun çok yüksek olduğu bir haftaya merhaba diyoruz. Düşünsene sevgili Nur, iletişim kurmakta zorlanacağımız ve bu iletişimi kurarken de çok sinirli olacağımız bir haftaya merhaba diyoruz sevgili astroloji Şimdi 5-6 Ocak Boğa, Yengeç, Başak, Balık, Akrep. Onlara müjdeler var dedi. balıklar aynı şekilde. Evet, beklenmedik yerden bir takım şanslar gelecek. Özellikle aile içinde yaş almış bireylerin yardımlarını çok fazlasıyla hissedecekler. Böyle bir dönem içinde olacaklar. Tabii gökyüzünün o sıkışık enerjisi içinde farkına varanlar içinde hediyeler gelmiyor değil. Eğer muhakeme gücümüzü, iletişim gücümüzü kaybetmezsek bir takım artılar da söz konusu olacak hayatımızda. Gözümüzü dört açmamız gereken bir hafta, iyi iletişim kurmak için çabalamamız gereken bir hafta. Bunu ne kadar başaracağız? Bunu da bu hafta hep beraber Göreceğiz bakalım. göreceğiz. Peki hazırsanız başlayalım hemen. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a dedik. Herkes kemerlerini bağlasın. Yeni yıl geliyor ama yeni yıl geldiği ilk hafta bize uyarılarla geliyor. Sevgili koçlar, dikkat dikkat. 2 Ocak, 8 Ocak'ta hayatında neler olacak? Sevgili koçlar, esasında Venüs'ün kova burcuna geçmesiyle beraber şans faktörünüz inanılmaz derecede sizlere gökyüzünden gülümseyecek. Zaten Jüpiter de sizin burcunuzda olduğu için o Venüs'le kontakla beraber esasında maddi alanlar, maddi konularla ilgili fırsatlar sunacak. 2 Ocak kariyer hayatını ve maddi konularla ilgili tartışmalardan eğer uzak durursan, 3 Ocak'ta şansının açıldığını, özellikle sosyal çevre, arkadaş çevresiyle ilgili çevreden gelebilecek yardımlarla, maddi konularla ilgili kendini inanılmaz derecede şanslı addedebileceğin bir tarihle karşılaşmış olacaksın. Ve bununla beraber 3 Mayıs'ta esasında biraz agresif olacaksın. Burada kaderini sen belirleyeceksin. Sakin kalırsan, eğer insanları iyi dinlersen, sana bir şeyleri işaret edecekler. Bu işaretleri de doğru takip edersen, maddi konuda hayatında olumlu bir ivme yakalayacağını bilmeni isterim. Ve bununla beraber insanları dinlemeyi bilmen gereken bir süreç olduğunu da sana söylemek istiyorum. Ve bununla beraber eğer bir şeyleri ortaya çıkartmak, bir şeyleri sunmak, bir şeyleri anlatmak durumunda kalırsam anlat. 3 Ocak, 4 Ocak bununla ilgili seni destekliyor ama iletişimini doğru bir doğru oturtman gerekiyor. Gökyüzü bir yandan da hepinizi gerçekten çığırından çıkartmak için fazlasıyla olayları çığırından çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Ve bununla beraber 8 Ocak'ta aşk hayatında olumlu gelişmeler olabilir. Beklenmedik ilişkiler, beklenmedik sürprizler söz konusu olabilir ama şimdi burada bir retro var. Bu ne kadar? Karmik ilişkilerin başlangıç noktasındayım. Hem de bu öyle bir karmik nokta ki iki gezegen retro bir iletişimle ilgili zorluk. Zaten koç biraz sinirli bir burçtur ve iletişimle ilgili konuda onu da yoklayacak olan süreçlerle beraber sakin kal. En çok sakin kalması gereken iletişimini doğru anlamda, doğru yerde, doğru sözcüklerle yapması gereken burçlar içindesin. Bak, şans kapında. Ama bu şansı yaratacak olan senin
ilişkilerine önem vermen sürekli olacak. Üç Ocak'tan sonra kendine güven, sakin kalırsan kazançlı çıkacaksın. Ve bununla beraber özellikle sosyal çevre, arkadaş çevresinden artık kazançlar elde etmen söz konusu olacak. 7 Ocak, aile ilişkilerine, aileyle karşılaşmalardan uzak durman gerekiyor. Bütün burçlar için 7 Ocak çok önemli. Çok fazlasıyla esasında hayatınızı kabusa çevirecek enerji 7 Ocak'ta kilitli. O yüzden teker teker hangi burçların hangi noktada dikkat etmesi gerektiğini anlatacağım. Evinde, ailende, ailenle ilişkilerde sakin kalmayı başarmak zorundasın sevgili koçlar. 2023 sana şans getirsin, uğur getirsin, aşk getirsin, para getirsin. Ne istiyorsan getirsin. 2023 yılının en şanslı burçlarından biri. 16 Mayıs'a kadar Yaradan onlara yürü yasunum diyor. Ama bunu 20, 25, 25'inden sonra çok daha fazlasıyla hissedecekler. İnşallah. Dedim ya hani %20'lik, %30'luk bir kısım için çok önemli, güzel bir dönem başlıyor. %70 o dönem içinde temkinlerle ilerlememiz gereken bir süreç içindeyiz sevgili benim. Hadi bakalım inşallah ve sıra geldi boğalara. Şimdi sevgili Sedat. boğalar, onlara Güzel kalp, şeyler anlat. güzel Yalandan böyle yapıyor. 3 Ocak'la beraber kariyer hayatları ile ilgili, iş hayatları ile ilgili maddi kazançların merhaba dediği bir dönemle beraber artık böyle hani yavaş yavaş ihtimal anlamında da küçük şansların geldiği bir döneme merhaba diyecekler. 7 Ocak onlar için çok önemli. Hangi anlamda önemli? İletişim kaliteleriyle ilgili. Mesela bak, sinirlendirmeyin boğaları 7 Ocak'ta. Siz de sevgili boğalar biraz iletişim kurarken bilin ki gökyüzü fazlasıyla sizi iletişimle ilgili vurmak için gerekli her türlü tuzağı önünüze çıkartacak. Bunu bilin. Trafikte çok dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medya üzerinden bir takım saldırılar almanız söz konusu olabilir. Kardeşlerle ilgili, komşularla ilgili, yakın akrabalarla ilgili gökyüzü sizi çok ciddi anlamda sınayacak. Ben boğaların sabrına hayranımdır. Hatta onların sabırları böyle karşıdaki insanı çatlatacak düzeydedir de. İşte şimdi o boğaların müthiş sabırlı olma gücünü sonuna kadar kullanma günleri içindeler. O yüzden boğalar her türlü olaydan da sabırları neticesinde yırtacaklardır. İnşallah. Onu söyleyeyim. 2 Ocak fazlasıyla kendinle ilgili uğraşılar, özellikle ortak iş yapanlar, ilişkileriyle ilgili konularda 2 Ocak'ta çok fazlasıyla enerjilerinin yoğun olacağı bir süreç. Ve tabii ki evli çiftler lütfen tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. İş hayatı ile ilgili 3 Ocak, 4 Ocak güzel sonuçlarını alabileceği, harcama eğilimlerinin yüksek olabileceği, parasal şanslarının da çok 2 Ocak 2 Ocak'la beraber dönüşeceği bir süreç noktasında olacaklar. Ama burada parasal konularla çok ilgili kararlar almayın. Hiçbir burç için esasında karar alma evresi değil. Olayları 20 Ocak'a kadar nasıl kurtarabilirim? Olayları 20 Ocak'a kadar nasıl dengede tutabilirim? İlerlerlerse muhteşem olacaktır. Uzun vadeli planlar dönemi değil. 5, 6, 7 Ocak bir takım seyahatler ortaya çıkabilir. Küçük geziler yapmak isteyebilirler sevgili boğalar. Ve bununla beraber 7 Ocak'ta gerçekten kardeş ilişkileriyle ilgili sorunların açığa çıkabileceği bir döneme de merhaba diyebilirler. 7 Ocak'ta çok da böyle hani iletişim kurmakla ilgili birilerine laf anlatmak durumunda kalabilirsin. Sakin kalman gerekiyor. 8 Ocak ailesiyle zaman geçirmek isteyecektir. Bunu da tabii ki yapsınlar ve 8 Ocak'ta da ailesel yardımlar. Maddi konularla ilgili, var olan sorunlarla ilgili yardımlar alabilecekleri bir dönemde olacaklar. Esasında toprak grubundaki o gökyüzündeki o kavuşum
rahatlatıcı bir enerjiye sahip ama dedim ya, gökyüzü çok da sevimli bir noktada değil. O yüzden sevgili boğalar bu uyarıları dikkate alırlarsa hayatlarını ne yapabilirler? Çok daha iyi organize edebilirler. Peki mesela en çok neye dikkat etsinler Vedat? En çok ne onlara tehlike arz ediyor? Kavga etme enerjileri çok yüksek. 7 Ocak'ta trafikte, işte, iletişimde çok temkinli olmaları gerekiyor sevgili Nur. Mobbinge uğrama, sosyal medya üzerinden çok fazlasıyla kıskançlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. Sözlerine hakim olsun. Peki. Sevgili ikizler, çok dikkat etmen gereken bir haftaya girdin mi acaba sen de? Hem de nasıl? Kasım ayından beri esasında hepimizin hayatını gerçekten bazılarını çok yüksek derecede kabusa döndüren bir burçtan bahsediyoruz. Benim de çevremdeki ikizler burçlarının hayatlarına baktığımda gerek yükselen gerek güneş olarak gerçekten çok sorunlu ve problemli bir dönem yaşıyorlar. Evet, sabredin. Ocak'la beraber artık bundan kurtulacağınız bir süreç içinde olacaksınız. Mesela 3 Ocak'la beraber o Jüpiter'in, Venüs'ün size desteğiyle beraber, Jüpiter'in de desteğiyle beraber hayatınızda artık iyileşmeleri hissedebileceğiniz bir döneme merhaba diyorum. İnşallah. Bunu da söyleyeyim. Hani ufak ufak iyileşmeler söz konusu olacak. 2 Ocak, duygusal patlamalara karşı dikkat etmesi gerekiyor. Bu duygusal patlamalar sağlığınla ilgili konulara kadar, olumsuz konulara gidecek kadar olayları gündeme getirebilir. 3, 4, 5 esasında biraz daha bu süreçte Mars'la da o ayın kavuşumuyla beraber duygusal patlamalar, evlilikleriyle ilgili süreçlerde biraz dikkatli ve temkinli, kavga odaklı olacaklar. Evlilikleriyle, ortaklıklarıyla ilgili konularda çok fazlasıyla, ilişkilerde çok fazlasıyla patlamaların olabileceği bir süreçle karşı karşıya kalabilecekler. Sinirsel anlamda gerçekten hani biliyorum ki artık şurada sabrınız, ama lütfen biraz daha temkin ve dikkat etmek zorundasınız. Yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Bak, Jüpiter destek veriyor. Şimdi Venüs'ün desteğiyle beraber ortaya çıkacak 4 Ocak'ta iletişimle ilgili çok fazlasıyla sorun yaşayabilirler. Dokunmayın ikizlere. Yani gerçekten onlara dokunmayın. Eğer çevrenizde varsa ikizler burcu çocuğun psikolojik anlamda, sinirsel anlamda bilin ki çok önemli bir geçişinde. Şunu rica edeceğim insanlardan. Bakın, gökyüzü bazen bazı insanlara dokunmuyor olabiliyor. Ama %70'lik bir kesim içi kan ağlıyor. Yani empatinin en yüksek olacağı dönemden geçiyor. Kişiler kişi odaklı olmasa da yakın çevrelerinde yaşadıkları sorunlardan dolayı yaşanan bir takım problemler var. Allah rızası için birbirimizi anlayarak, birbirimizi sevgisel anlamda besleyerek geçirmemiz gereken bir süreçteyiz. O yüzden sana dokunmayan bir gökyüzü olabilir ama karşı taraf çok problemli bir süreçte olabilir. Anlayın, algılayın ve ona göre hareket edin. 6-7 Ocak, maddi konuda ikizler burcu için doğacak fırsatlar seni bekliyor. 7 Ocak'ta sağlıkla ilgili konuda mide, göğüs sorunu açığa çıkabilir ve iş hayatıyla ilgili konularda bir takım sorunlar açığa çıkabilir. Sakin kalırsan çok daha iyi olacaktır. Parasal konularla da ilgili 7 Ocak'ta biraz sinirinizi bozabilecek süreçler yaşanabilir. O yüzden tartışmadan bir şeyleri halledin. İkizler burcuna merhamet edin sevgili dostlar. Sevgiye, anlayışa, biraz da onlara uzatacağımız yardım eline ihtiyaçları var. Zor bir hafta yani. Zor bir hafta. Kasım ayından beri inanılmaz derecede yoruldular. Bak, biz ne kadar hani yorgunuz, gerçekten yorgunuz yani, bir yerlerden bir şeyler patlıyor. Hani şey gibi düşün, elinizde bir lastik var, bir tarafı tamir ediyoruz, diğer taraf patlıyor. İkizler burcu hangi tarafa dokunacağını artık bilmeden hareket ediyorlar. O yüzden
birbirimizi anlarsak bu zorlu enerjiyi kolay bertaraf edecek. Hayatımızı biraz da bizim eylemlerimiz ve dürtülerimiz berbat edecek. Doğru. Onu da söyleyeyim. Peki 2 Ocak, 8 Ocak'ta gezegenler yengeçler için ne söylüyor? Sevgili yengeçler, bir kere parasal anlamda sizin de hayatınızda iyileşmelerin olacağı, özellikle 3 Ocak'tan itibaren bunu hissedeceksiniz. Sağlıkla ilgili konularda iyi durumların olacağını sonuna kadar hissedeceksiniz. Süper. Ama 7 Ocak'ta kimse dokunmasın yengeçlere. Niye? Barutsaki soğuklar çok sinirsel anlamda ayyuka çıkmış olacak. Özellikle ortak iş yapanlar, evli yengeçler lütfen 7 Ocak'ta yengeçleri görmeyin, duymayın. Yengeçlere de hiçbir şey söylemeyin. 2 Ocak arkadaşlardan ve sosyal çevreden gelebilecek maddi destekler. İlla bu maddi destek sana para vermeyle de alakalı değil. Sana bir şeyi işaret eder, bir fikir verir, konuşma sırasında seni bir yere yönlendirir. Bu fikirlere de önem verin. 3-4 Ocak dedim ya, dokunmayın yengeçlere. Bu hafta esasında yengeçlere dokunmayın haftası ilan ediyorum. Sinirleri son derece zıtlamış olacak. Biraz esasında onlar da iş hayatları ile ilgili, psikolojik hayatları ile ilgili, sağlık hayatları ile ilgili zorlu bir süreçten geçiyorlar. Zaten kalan yengeçler bu hafta maddi konularla ilgili önemli destekler, önemli fırsatları yakalayacaklar. 5, 6, 7 özellikle ortaklık yapan evli yengeçlerin de sorunlarla kalma imkanları son derece yüksek ama 7 Ocak sen evliysen eşine karışma. Çünkü ne desen sonuç Olay. çıkmaz. Evet. Çıkmaz sokak. 8 Ocak son derece şanslı olduğum bir tarih sevgili yengeçler. Gökyüzü bu şansı sana verecek. Maddi konularla verecek. İş hayatına şöyle bir göz at bakayım. Yine söylüyorum. Tüm burçlar uzun vadeli değil. 20 Ocak'a kadar ki olacak olan süreçteki planlarını özellikle 8 Ocak'ta yaparsan sevgili yengeç şansını, aklını, fikrini son derece iyi kullanmış olacaksın. Umarım sakin ve sorunsuz bir haftayı geçirirsin sevgili yengeçler. İnşallah. Bu hafta anladığım kadarıyla yani 2 ve 8 Ocak tarihi haftasında herkes çok gergin ve çok sinirli olacak. Evet, gerginlik Yani yüksek. yeni yıla böyle lay lay girmeyeceğiz herhalde. Yani girmeyeceğiz zaten yeni yılın tarifi. İnsanları uyarmıştık olabilecek sorunlarla ilgili. Bu yeni yıla giriş çok da sevimli değil. Ne zaman rahatlayacağız? 20'sinden sonraki süreçte artık iyi haberler, güzel Evet, haberler, insanlara bunun da bitimiyle yani değil retronun mi? bitimiyle sevgili Nur bak çift retro, kişisel anlamda bunu çok daha ileriki dönemlerde anlayacağız. Yokluyor. Yani ya Rabbim sınıyor. Çok ciddi bir sınav içindeyiz. Ki Allah korusun hepimizi. sevgili yengeçler, karşıt burcundaki o Merkür retrosu ve Plutonik. Tamam mı? Hani yani dokunsam patlayacaklar. Çok dikkat. Peki aslanlar, onlar da aynı mı? Yani bir tık işte o Venüs'ün Koç burcundaki özür dilerim Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle efendime söyleyeyim Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle hani bazı aslanların hayatında böyle minik minik iyileşimler son derece yüksek olacak. İş hayatları ile ilgili 7 Ocak'ta çok temkinli, dikkatli, kadınlarla yaşanabilecek sorunlara dikkat çekiyorum burada. Fazlasıyla özellikle önemli konularınızı 7 Ocak tarihinden 6 Ocak'a kaydırırsan daha verimli olacaktır senin için. Ortaklıklardan, işbirliklerinden, ilişkilerinde bir takım düzelmeler söz konusu olacak sevgili aslanların. Karşıt burcundaki o Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber evliliklerinde, ortaklıklarında ve ilişkilerinde iyileşmeleri hissediyor olmaları gerekiyor. 2 Ocak'ta mesela iş hayatı ile ilgili güzel maddi destekler söz konusu olacak. Ama mesela
gözünü dört açması lazım. Hani bu fırsatlar öyle kolaylıkla önümüze hani altın tepside sunulan fırsatlar gibi uyanık olan, gözünü dört açan, sakinliğini koruyan ve daha çok hani geçmiş konulardan fırsatları kaçırmış da alacağı vereceği olanlara yönelenler daha kazançlı olacaklar. Gözünü dört aç aslanlar, özellikle 2 Ocak'la beraber. 3-4 Ocak, 3 Ocak sevgiliyle, arkadaşıyla tartışmalardan uzak durması gerekiyor. Sevgilisi olmayanlarla da bu dönemde aşkla ilgili kıpırdamalar olabilir. Ama ne kadar sağlıklı olabilir? Karmik bir döngü içindeyiz. Karmik ilişkiler, karmik bir döngü. Esasında hesaplaşmalarla ilgili ilişkiler sevgili aslanların karşısına çıkacak. Burada da tabii ki zaten 2022'nin en derbeder burçları içindeler. Çok Dürtülerinize çektiler gerçekten. Sahip çıkın. Kendinizi koruyun. 5, 6, 7 biraz daha böyle içine kapanacağı, daha çok böyle depresyona meyilli olabileceği bir dönemde. Özellikle 7 Ocak kadınlarla tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor iş hayatı içinde. Ve 8 Ocak'ta daha kendini iyi hissedecek, daha enerjisini ortaya koyabilecek bir enerji içinde olacak. Depresyondan uzak dur sevgili aslanlar. İçsel zenginliğini ortaya çıkar. Namaz kılmak istiyorsan namazını kıl, yoga yapmak istiyorsan yoganı yap. 6, 7, 8, 5, 6, 7 Ocak bunlar için senin için çok daha müsait. Ruhsal zenginliğini ortaya çıkar. Ruhsal zenginliğinin farkına var. İnanılmaz rahatlayacağın bir süreç, değil, süreç içinde olursun. Vallahi enerjim emildi ya. Valla program yapıyorsun. Mine'yle de program yapıyorsun. Nuray'la da program yapıyorsun. Önümüzdeki süreçte sevgili dostlar da bunları anlatacaklar Evet. sana. Vallahi içim Olayla şişti. içim şişti diye bakmak yerine şöyle bir hizmet yapıyorsun sevgili Nur. Gerçekten Allah da razı olsun senden. Bak bu tarihleri hepimiz kolaylıkla veriyoruz. Tabii Yorumlarda hava da geliyorsun. durumu gibi Evet. ya. Hava durumu. Çok güzel mesela. Bu uyarıları dikkate alıp hayatlarını da ona göre düzenleyen ve yaşa bazı şeylerden tereyağından kıl çeker gibi sıyrılan izleyicilerimizi de okudukça mutlu oluyorum. Şimdi başaklara tereyağından kıl çeker gibi tarihler vereceğiz. Başaklar, bu tarihleri not alın. Şimdi bir kere iş hayatımla ilgili 3 Ocak'tan itibaren güzel bir süreç yaşanıyor. Şanslar gelecek sevgili başaklara. Umarım işsiz olan başaklar işleriyle Ben anlat ilgili geliyorum. tamam. Su almayı unutmuşum. Çok sık. Tamam. Tamam mı? Hemen geliyorum. İş arayan sevgili başakların hayatında olumlu süreçler yaşanacak. Ama tabii yine buradan uyarımızı yapıyoruz. Retrolu dönem, retrolu dönem diye. İşinizle de ilgili kısa vadeli planlar yaparsanız muhteşem olacak. 7 Ocak'ta özellikle sevgilinizle kavga etmekten uzak durmanız gerekiyor sevgili dostlar. Ve tabii çocuklarınızın da çocuklarla da ilişkilerinizi bir şekilde ona göre ayarlamanız gerekiyor. 2 Ocak çocuğunuzun eğitim hayatı ile ilgili konularda olaylar gelişebilir. Aksilikler ortaya çıkabilir. Ama sorunları çözmeniz gerekiyor. Yardımcı olmanız gerekiyor. Ve bu arada sevgili başaklar, eski sevgiliden gelebilecek mesaj, eski sevgiliden gelebilecek bir haber de yüzünüzü güldürür demiyorum. Ona göre hareket edin. 3-4 Ocak iş hayatında sorunlarla boğuşabilirsin. Sorun çözücü olun. Ne kadar sorun çıkıyorsa sen akıllı burçsundur. Ne kadar sorun çıkıyorsa bu sorunlara çözüm odaklı yaklaşırsan kazançlı çıkacaksın. Eğer sorunları büyütürsen zararlı çıkacaksın. 4 Ocak alacağın kararlar noktasında sakın ola ki zararını olabilecek kararlar alma olasılığı olabilir. Yanlış adımlar atma olasılığı olabilir. 4 Ocak'ta bu kararlardan uzak dur. 5, 6, 7 Ocak özellikle 5 Ocak'tan itibaren biraz daha sosyalleşmek isteyeceksin. Arkadaşlarınla zaman geçirmek isteyeceksin. Özellikle 7 Ocak sevgilinle kavga etme
olasılığın çok yüksek. Sosyal hayatın içinde bir takım gerginlikler yaşaman söz konusu olabilir. Arkadaş ilişkilerinde de kopmalar ve sorunlar açığa çıkabilir. Kavga odaklı bir süreç seni bekliyor. 8 Ocak içe dönme, biraz enerjisini içsel olarak yaşayacak sevgili Başaklar. Depresif olabilirsin. Burada da yine sen biraz daha duygusal olarak olaylara bakmak yerine aklınla, muhakemenle yaparsan inanılmaz derecede iyi olur. 8 Ocak'ta, 8 Ocak, 8 Ocak sonrası kadınlarla ilgili sorunlar yaşama olasılığın, anne sağlığı ile ilgili sorunlar yaşama olasılığın yüksek. O yüzden sen de uyarılarımıza dikkate alırsan senin için çok daha iyi olacak. Sevgili terazi, diğer burçlar gibi sen de yüksek gerilimli bir hat üzerinde mi yürüyeceksin? Yoksa sen de yelkenler fora, güzelliklere mi açılacaksın? Hem de aşk dönemi başlıyor. Ya. 3 Ocak'tan sonra sevgili terazilerle ilgili. Aşk hayatlarında iyileşmeler söz konusu olacak. Efendim, Yakışır. evet. Özellikle yaş almış sevgili terazilerin evlatlarının gelirleriyle ilgili güzel sonuçlar alacak. Çocukların Süper. ilişkilerinde böyle güzel bir sürece adım atıyor olacaklar. 3 Ocak sonrası Venüs'ün de Kova burcuna geçmesiyle beraber destekleyici unsurlar gökyüzünden geliyor. 7 Ocak sadece biraz aile ilişkileriyle ilgili kavga gürültü evde biraz söz konusu olabilir. Ev sahibiyle sorunlar ortaya çıkabilir. Mesela şimdi hep diyoruz 7 Ocak ev sahibinle görüşme. 7 Ocak evinle ilgili konulara karar verme. 7 Ocak'ta aileyle ilgili planların varsa da ertelersen çok daha iyi olacak. 2 Ocak aileden gelecek destekler söz konusu olabilir. İstediğiniz desteği alma olasılığınız son derece yüksek. Bu anlamda şanslı olduğunuz bir tarih. Özellikle 3 Ocak yolculuklarda, araçta sakin olman gerekiyor. Bu arada 3 Ocak eğitim hayatı içinde olan özellikle üniversite okuyan sevgili terazi burçları, hocalarınızla ilişkilerinizde kopmalar, sorunlar ve problemler açığa çıkabilir. Lütfen ama lütfen sakin kalın ve bununla beraber iletişim konusunda sorun yaşayabilir sevgili teraziler. Akıllıdır terazi. İlişkileri her zaman yumuşak tutmayı sever. Orada o yumuşak tarafında hareket edersen kazanç çıkacağını bir. 5, 6, 7 kariyer hayatına önem ver. İş hayatına önem ver. 7 Ocak biraz asilikler, sorunlar, kavgalar açığa çıkabilir. Sen olaylara duygusal bakmaman gerekiyor. Merkür Retro burada akılla da ne kadar şey yapacak. O yüzden radikal kararlar alarak değil. Günü kurtaracak. Günü bize daha günü kurtaracak kararlarla ilerlersen çok daha iyi olacaktır. Ve 8 Ocak'ta evet sevgiline zaman ayır, çocuğunla sosyalleşmek için zaman ayır. Biraz daha kendini eğlendirecek, mutlu edecek tarafta olursan senin için çok daha iyi olur sevgili teraziler. Haftanız güzel geçsin. 2023 size şenlik, güzellik, tıpkı sizler gibi zarafet getirsin. Amin. Ve sevgili canlarıma geldi sıra. Bir taneciklerim, göz Tatlılar. bebeklerim, canlarım, akrepler. Şimdi 2023'ün ilk haftası. ya Dayayın kulağınıza, yaklaşın. Size müjdeler var. retrolar olmasa akrepler için gerçekten güzel bir besleyici unsur. Zaten hani sürprizlere açık olması gereken burçlar içinde sevgili akrepler. Maddi Doğru. ve manevi anlamda gökyüzü destekliyor onları. 3 Ocak Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber ailesel yardımlar, aile ilişkisinde iyileşmeler, evleriyle ilgili olan konuda aileyle ilgili olan konularda iyi haberler dönemi başlıyor. Sadece 7 Ocak'ta biraz iletişimle ilgili konuda sorunlar yaşayabilir. Yolculuklarda asilikler yaşayabilir. Sinirlerine hakim olmaları gereken bir süreç içinde olduklarını burada iletelim. Özellikle 2 Ocak ortaklıklardan, iş birliklerinden gelecek destekler, kazançlar söz konusu olabilir. Özellikle
Hani evli olup da erteledikleri işler, erteledikleri yarım kalmış işler konusunda evli çiftler bu tarihi kullanarak işlerini ve yarım kalmış işlerini tamamlayabilirler. 3-4 Ocak harcamalar konusunda temkinli olmaları gereken tarih özellikle 3 Ocak'ta ailesel, aile odaklı gelecek kaynaklardan gelecek yardımlar, destekler yüzlerini güldürecektir. Aynı zamanda yine 3-4 Ocak'ta iş kanalıyla gelecek maddi desteklerini söyleyebiliriz. Kazançlı esasında bir hafta sevgili akrepler için. Gözünü sevdiklerim sonuna kadar da hak ediyorlar. Çok ama çok yıprandılar. İyi günlerde gelecek. Onun da müjdesini vereyim. 5, 6, 7 Ocak iletişim kurma ihtiyacı duyacaklar. Konuşmak, anlatmak isteyecekler dertlerini. Sadece 7 Ocak tarihinde çok iletişim odaklı olmasınlar. Sinirli olacaklar. Sinirlenmek için yani onları sinirlendirmek ellerinden geleni yapacaklar. 5, 6 Ocak anlat derdini. 7 Ocak kimseye derdini anlatma. Kendi içinde olayları çöz. 8 Ocak. 5-6 Ocak'ta dök içini rahatla diyorsun. Evet. 7 Ocak'ta kime anlatırsa anlatsın bir şekilde karşı taraf onu anlamayacak, sinirlendirecek. O yüzden 5-6 Ocak'ta derdini anlatmakta son derece yarar var. 8 Ocak işle ilgili konular gündeme gelebilir. Şimdi bazı konular açığa çıkacak ve maddi kazançla ilgili önüne fırsatlar düşebilir. Yine söylüyorum. Kısa vadedeki planlar son derece hayat kurtarıcı. Sen eğer bu dönemde 3 aylık plan, 5 aylık plan, 2 aylık plan yapan tüm burçlar kaybedecek. Planlarınızı haftalık haftalık yaparak ilerlerseniz son derece de güzel ve iyi olacak sevgili akrepler. Şansları bol olsun. Amin. Şansları bol, paraları çok, aşkları kuvvetli olsun. Amin. Ve yaylar. Yaylar yaylar, Yaylar, yaylar yaylar. yaylar. Yaylar, yaylar. Yaylar, yaylar. Yaylar, yaylar. 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 Siz hayatımızda yoksanız hayatın bir anlamı yok. Hiçbir şekilde. 3 Ocak Venüs'ün Kova burcuna geçmesiyle beraber gökyüzünden muhteşem bir destek söz konusu. Özellikle ticari hayatın içinde olan sevgili yaylar, eğitim hayatı içinde olan sevgili yaylar, size inanılmaz derecede fırsatlar gelecek. Sağlıklı bununla beraber yakın akrabalardan, kardeş ilişkilerinden son derece güzel kazançlar ve iyileşmeler söz konusu olacak. 7 Ocak sadece parasal konularla ilgili atacağın adımlarda karşı taraf biraz seni anlamayabilir, seni kızdırabilir. Sakin kalırsan muhteşem olur. 2 Ocak iş hayatınla ilgili gelecek sürpriz kazançlar gündeme gelebilir. O yüzden gözünü dört aç. 3-4 Ocak ilişkilerde kopma, ortaklıklarda özellikle evli çiftler. Son derece özenli olun. Bu 3-4 Ocak'ta kavga son derece ileri boyuta geçebilir. O yüzden sakin kalmak zorundasın. Eşini anlamak zorundasın. Eşin seni anlamak zorunda. 3 ve 4 Ocak böyle bir gökyüzünün en seni yokladığı dönem olduğunu unutma. 5, 6, 7 parasal maddi konularda kararlar alma. Harcama odaklı. Evet yani gün içinde bir takım masraflar olmak durumunda ama işte şunu alayım, bunu alayım, şöyle alışveriş yapayım, bunu yapma. Ve maddi konularla da ilgili karar almama haftasındasın. Kazançlar gelebilir, bu bizim kabulümüz. Çünkü Venüs bize olumlu destek, olumlu açı yapıyor. Ve elektrik, elektronik eşya bozulmasından kaynaklı masraflar çıkabilir. 5, 6, 7 parana sahip ol. Ayın 8'inde biraz hayatı sorgulama dönemi olacaksın. Kendinle ilgili ak koyunun, kara koyunun fazlasıyla hesap kitap yapma sürecinde içinde olacaksın. Evet bunu yaptım. Sana iyi gelecek.
Ama şu kararı alayım da şunu iyileştireyim. Şöyle yapayım, böyle bir şey yapma. Karşı burcundaki o ikizlerdeki Mars retrosu senin kimyanı inanılmaz derecede bozdu. Hayatını Arap saçına döndürdü, ilişkilerini bozdu, evliliğinle ilgili olan konularda senin hayatında karmaşıklığı verdi. Bununla beraber bazı yayların sağlıksal konuda sorunları hayatına getirdi. Yani hiçbir burca 20'sinden sonra rahat yok. 20'sinden sonra toparlayacağını bil. Bak ne kadar güzel. Astrolojiyi, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var kanalını takip eden tüm astroloji sevenler esasında hangi tarihlerde sorunların ve problemlerin biteceğini kolaylıkla bilebiliyorlar. Bu tarihler altın değerinde 20 Ocak'a kadar lütfen sabret. Sen hapşırdın, ben de hapşırdım. Yaptım, tuttum ama. İyi. Yaşa diyeyim. Peki Sağlıklı. oğlaklar ne yapıyorlar bu haftada, yeni haftada? Ay bu oğlaklar kepenli kapatsın meleklerin, amin. Ya Evet. kötü mü? Merkür retrosu burçlarında. Orada bir Plüto ile etkileşimde. Vallahi size bir şey söyleyeceğim. Oğlaklara dokunmayın, gırtlağınızı sıkarlar. O kadar. Yani hani bir boğanın kızgınlığı, kızgın boğayı hepimiz biliriz. Kızgın da ne yapar? Kızgın boğa noktasındalar. Dokunmayın boğalara da. Bırakın kendi işlerinde ne şey yaşasınlar yani. Sinirlendirmeyin. Nasıl ki ikizler, yaylar merhameti hak ediyor. Yengeçlerle de oğlakların merhameti hak ettiği bir haftadayız. 20 Ocak'a kadar. Hayatlarında son derece karmaşa söz konusu, ama parasal, 3 Ocak'tan itibaren parasal konuda gelecek olan destekler en azından hayatlarındaki, yani şunu söyleyeyim, müjdeli haberiniz olsun, ama 7 Ocak ay gerçekten işte aşkta, evlilikte, hayatında oğlak burcu arkadaşı olan, eşi olan, lütfen dokunmayın onlara. Ve siz de sevgili oğlaklar, şimdiden 7 Ocak'a hanenize yazın. Önemli işlerinizi, önemli konuları halletmeyin kardeşim. Bırakın ne kadar yarım kalmış iş, gereksiz iş varsa oralara yönelin. 2 Ocak aşk odaklı, keyif odaklı bir süreç olacak. Aşk konusunda gökyüzü de destekliyor. Sevgilinle keyif yap. Tamam mı? Gerçekten keyif yap. Bırak derdi, tasayı, aksilikleri, problemleri ve var olan sorunları da oğlakların gözüne sokmayın. Onu da söyleyeyim. 3-4 Ocak iş yoğunluğu olacak. Biraz agresiflik enerjisinden uzak durman gerekiyor. Hayatında gecikmeler olacak. Kendini öldürsen de, kessen de, ne yaparsan yap. O iş olması için, bir takım olmaması için aksilikler senin kapında kardeşim. Bırak gecikmelerde hayır var. İnan bana. Bir şeyleri zorlamak yerine bırak, olmuyorsa 20 Ocak'tan sonrası çok daha iyisi olacak. Evet. Kalıcı olacak. Sen sözlerine hakim olursan son derece iyi olur. Bununla beraber esasında eski alacaklarının peşine koş. Eskiden yarım kalmış işleri tamamlayıp alabileceğin paralarla ilgili konuların peşinden düşersen senin için çok daha iyi olacaktır. Şimdi 5, 6, 7 olacak. Çok sinirli. Burada saçımı kestireyim, kesel bakım yapayım, o botoksu yapayım. Bunların zamanı değil. Tamam mı? Değil. Evet. Hayatını derle, topla. Mesela bak ne yap biliyor musun sevgili oğlaklar? Evinde ne kadar yarım kalmış iş, derlemen, toplaman gereken iş varsa bunları yap. Sana çok daha iyi gelir. 8 Ocak parasal konularla ilgili karar vermek değil, ama alacaklarının peşine koşarsan, parasal konuları toparlayıcı adımlar atarsan senin için çok daha iyi olacaktır. Özellikle 8 Ocak. Ticari hayatın içinde olan sevgili oğlaklar, işinize yüklenin. Maddi kazançlar elde etme olasılığınız mümkün, ama bunun kısa süreli olduğunu da sakın unutma. Şansınız bol Ha. olsun. Hemen kovalara geçelim. Sevgili kovalar, bir kere bir Ocak'la beraber inanılmaz derecede şanslı olduğunuz bir tarih. Aşkın, küçük şansın, paranın gezegeni burcunuzda. Çok daha böyle alımlı, güzel, etrafa daha sosyal,
daha tatlı dilli, daha insanlara sıcak ve sevimli geleceğiniz bir süreç. Şansınıza güvenin. Onu da söyleyeyim. 7 Ocak'ta tabii ki senin de bununla beraber iş hayatında ilgili bir takım asritler, sorunlar, sinirsel durumlar ortaya çıkabilir. Oraya dikkat etmek lazım. 2 Ocak'la beraber aileden gelecek gizli yardımlar söz konusu olabilir. Annen diyebilir, bak sana yardım ediyorum ama kardeşinin haberi olmasın. Babanın haberi olmasın. O yüzden al yardımı, bu gizlilik içinde de ilerlersen senin için iyi olur. Beklenmeyen yardımlar 2 Ocak'ta kapında. 3-4 Ocak son derece aşk odaklı olacak. Flörtöz olacak. Eski sevgiliden bir takım haberler gelebilir. Eski sevgiliyle iletişim kurmak isteye olabilirsin. Şimdi inanılmaz bir çapkınlık, hovardalık enerjisi. Evliysen, sevgilin varsa sakın. Sakın diyorum. Sonra bunlar senin kapında çok fena problemler olarak gün gelir çalarlar. Ha, sevgilin yok, sorumluluğun yok. O zaman keyfini sür. Bununla beraber 3-4 Ocak'ta kavga enerjisi de, sevgilin varsa kavga enerjisi de son derece yüksek olacak. Flört hayatına son derece dikkat et. Eğer çocuğunuz varsa da eğitim hayatı ile ilgili bir takım aksilikler ortaya çıkabilir. Çocukları biraz daha esasında iletişim kurarken anlayışlı olmamız gerekiyor. Aksilikler haftası unutmayın. Nasıl bizim işlerimizle ilgili zaman bize bir takım aksilikler ve problemler çıkartıyorsa, onların da algıları ile ilgili, işleriyle de ilgili bu aksiliklerin olabileceğini unutmamamız gerekiyor. 5, 6, 7 Ocak biraz özellikle depresif bir döneme girebilirsin. İş hayatınla ilgili sorunlar açığa çıkabilir. Sen burada ne yapmalısın? Kişi odaklı değil, kendin odaklı. İş planlarını yapabilirsin. İş hayatınla ilgili görmediğin konuları görmek için adım atabilirsin. Lütfen patronlarınla, amirlerinle sorun çıkartmak yerine ya ben helaf dinle. Anladın mı? Belki yanlış konuşuyorlar. Belki yanlış bir şeyi işaret ediyorlar. Sus ve dinle. Muhakemeni ondan sonra yap. 7 Ocak'ta mide sorunları ortaya çıkabilir. Yemene içmene biraz dikkat et. Fazlasıyla fazla yeme odaklı olabilirsin. 8 Ocak eşle ilgilenme dönemi diyorum. Eşinle, ortağınla veya ilişki içinde olduğun insanlarla ilişkilerini biraz daha tatlı bir noktaya getirebilecek şekilde eğer hareket edersen senin için çok daha iyi olacaktır sevgili Koala. Hapşırın mı geldi yine? Yok. Çok hapşurdum değil mi? Alerjim tuttu Ay yine. tabii canım. Aa. Peki, sevgili balıklar ne yapıyor balıklar? Ay sevgili minnoş, tatlı, sevimli, dünyanın en şeker burçları. Ne saydım ama. 3 Ocak Kova burcuna geçmesiyle beraber senin de maddi konularla ilgili, parasal konularla ilgili artık iyi bir dönem olduğunu, gizli ilişkilerden uzak durman gerektiğini buradan da söyleyeyim. Ve 7 Ocak'la beraber lütfen ama lütfen kavgadan ve gürültüden özellikle uzak durman gerekiyor. Aşk hayatında ilgili bir takım aksilikler ortaya çıkabilir. Sevgili balıklar, 2 Ocak. Bak, arkadaş ilişkileri son derece önemli olacak. Tamam, iletişim kurmaktan sakın geri kalma ve bak bakalım dinle. Sana neler anlatıyorlar, tamam mı? Sana neyi işaret ediyor? Sana hangi öneriyi sunuyor? Dinle, süzgecinden geçir ve evine koy. 3-4 Ocak evinizle ilgili, aileyle ilgili konularda sorunlar açığa çıkabilir. Aileyle ilgili kavgasal bir süreç, iletişimle ilgili sorunlar açığa çıkabilir. Çenenizi tutmanız gerekiyor. Eğer akıllı olursa, yani hani ailesel, ailedeki kişilerin huyuna suyuna gidersen kazançlı çıkabileceğin süreçler de olabilir. Bununla beraber 5, 6, 7 aşk, sevgi. Esasında biraz daha sevgiye, aşka ihtiyaç duyacağın bir süreç içindesin. Aşk hayatında karmaşalar dönemi olabilir. Çocuklarla da ilgili sorunlar açığa çıkabilir ama sen burada yanlış adım atma dönemin olabilir. Karar almaman gerekiyor. 7 Ocak'ta özellikle sakin kalman gerekiyor. Kavgalardan uzak durman gerekiyor. Biraz daha hani
Göz önünde olan sevgili balıkların mobbinglere uğrama süreci olabilir. Buraya çok dikkat etmeleri gerekiyor. 8 Ocak işine önem ver. İşinle ilgili konuları şöyle bir gözünü dört açarak bir bak. Maddi fırsatlar, maddi kazançlar gelebilecek bir takım olaylar gelişebilir sevgili balıklar. Balıkların en büyük uyarın ne? Sevgili balıklara 7 Ocak'ta aşk hayatları ile ilgili, evlatları ile ilgili süreçlerde sorunlar yaşanabilir. Buraya uyarıyorum. Ama gözünü dört aç. Bak, aileden gelebilecek bir maddi yardımı veya bir desteği orada kavga enerjisiyle terse çevirebilir. O yüzden 3-4 Ocak'ta ailesel konularla ilgili eğer dilini ve çenesini tutarsa eksi bir şeyi artıya çevirebilir. Vedat çok teşekkür ediyorum. Ederim. Güzel bir yıl diliyorum. Yeni haftanın başlangıcında inşallah bu haftanın zorlukları bu haftada kalsın. Yeni haftada yeni şeyler konuşalım. Görüşmek üzere. Bay Allah'a bay. emanet. Bay bay.